Çocuğum 3 aylıkken nöbetler geçiriyordu. Ben bilmiyordum. Annem sonra ebeye söylemiş. Bu daha gittikçe artıyor. Artmaya başlayınca ebeye söyleyince hemen getirsin dedi. Hemen direkt alıp götürüyorum ebeye. O da dedi direkt doktora götüreceksin. Hemen ben gelişim hastanesine götürdüm. Orada direkt yoğun bakıma aldılar. Nöbet geçirdiğini söylediler ağır şekilde. 4 gün yoğun bakımda yattık. Yoğun bakımda yattıktan sonra hocamız bize dedi, yani ileri derecede olduğu için Adana'ya sevk etti. 15 gün boyunca yattık. Yani epilepsi hastası olduğunu söyledi çocuğumun. Özürlü olabileceğini de söylediler. Sonra işte her şeye hazırlıklı olmamı söylediler. Her gün yatıyorum, kalkıyorum. Çocuğumun yani ölümünü düşünmek istemiyorum. Ağır bir hastalık olduğunu söylediler. Sonra bir yaşına girince raporu çıkarabilirsiniz demişlerdi. Bir yaşına girince ben devlet hastanesine başvurdum. Epilepsi hastası olduğunu, zihinsel gerilik olduğunu. Sonra artık ümidimi kestim. Gitmediğim yerler kalmadı. 2 senenin dolmasını bekledim. 2 sene işte 2 ay öncesi başvurabiliyoruz. Tekrar başvurdum ben geçen. Gittim, başvurdum, heyeti dolaştım bütün doktorları. Psikiyatrist doktoruna gelene kadar. Hiçbir şeyim yok benim dedim. Maddi gelirim yok dedim. Eşimle ayrıldım. Anlattım durumumu. Dedi yapacak bir şey yok. Aralığın başında arayın. Ondan sonra randevu. Randevu vereceğiz dedi. Ben 3 senedir çocuğum yani yoğun bakım ateşlendiği zaman yoğun bakım alıyorlar direkt. Ağır hasta olduğu için. Sonra Antakya'ya başvurdum. Okuyan çocuğum var. Hiçbir gelirim yok. Annem yardım ediyordu. Babam kalp ameliyatı olunca o da artık yani babama gidiyor masrafları. Eczaneye 700 milyon borcum var. Çocuğumun ilaçlarını alamıyorum. Onun için bir şey istemiyorum ben. Bir anne olarak söylüyorum sadece. Yani bakıcı maaşımı alacağım. Yani bu çocuğuma daha iyi bakacağım. Bezini alacağım, ihtiyaçlarını alacağım. Ben kendim için yine bir şey istemiyorum ki. Benim evimde hiçbir şeyim yok. Ben kendim için bir şey yapmıyorum. Çocuklarım için. Burası oturma odamız olacak ama hiçbir şeyimiz yok. Sobayı kız kardeşim aldı. Çocuklarla burada yatıyoruz. Yer yatağı seriyorum. Yüksekte yatamadığımız için. Gel, hop. Yok, ben kendim için bir şey yapmıyorum. Çocuklarım için. Okula nasıl, yani formasını alamadım. Müdürleriyle görüştüm. Tamam dedi, biz yardımcı olacağız dedi. 2 ay oldu okullar açılalı. Hiçbir yardım yok. Sadece işte okul aile birliği akıllı defterlerin yarısını verdi, yarısını vermedi. Çocuk ödevlerinden geri kalıyor. Ödevlerini yapamıyor eksik olduğu için. Elektrik suyumu ödeyemiyorum. Ev kiramı ödeyemiyorum. Yani bakkala borcum çoğaldı. 4 ay önce evi terk etti. 1,5 ay önce tamamen boşandım. EYG'sini MR'ını çektiremiyorum. 7 ay oldu. 6 ayda bir çekilmesi gerekiyor. Maddi durumum olmadığı için çektiremedim. Kaymakamlığa dilekçe verdiğimde anlatmıştım. Heyete girip reddediliyor. Kendimi nasıl kendimi ifade edemiyorum ben doktorlara, kaymakamlığa. Bilemiyorum. Ya bende bir acayiplik var ya karşımdakilerde. Ben ilkokul mezunuyum. Cahil olabilirim. Yani nereye gittiysem bütün kapılar yüzüme kapandı. Gideceğiz tamam buna. İlaç
sabah akşam veriyorum. Rivotril, Depakin, Kepra. En ağır ilaçları içiyor. Yani nöbetlerini durdurmak için Kepra'ya başladılar. Depakin yeterli olmadı. Ve Rivotril ile başladık. En ağır ilaç zaten Rivotril. Morfin yerine, uyuşturucu yerine geçtiği için döksem, kırsam alamıyorum kesinlikle. Bunu içirdiğim halde çocuğum durmuyor. Beslenmesi, günde 4 tane hakkımız var mamada. Bu bittiği zaman mecburen ben parayla almak zorunda kalıyorum. Çünkü bunu içmeden kesinlikle durmuyor. Bunu uyumuyor, saldırıyor bizi, vuruyor yani.